Mensupları, Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, güncel gelişmeleri değerlendirmek adına bu basın toplantısını düzenlemiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz dün ilimizde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin şehitlerimizi anmak için bir töreni vardı. Önce emniyet basın açıklaması yapamazsınız, sadece saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuyabilirsiniz diye söyledi. Daha sonra da bunu kabul etmesine rağmen ilgili derneğin bir saat kala bu etkinliğin yasaklandığı bilgisi verildi. Bu konuyu Sayın Valimize telefon açarak bu yasağın kaynağının ne olduğunu sordum. O da bakanlıktan gelen bir genelge olduğunu ve bu tip etkinliklerin anmaların hepsinin yasaklandığını söyledi. Eğer biz şehitlerimiz için bir İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulunamayacaksak, eğer bu yasaklanacak noktadaysak, ülkemizin ne hale geldiğini hepinizin takdirine sunuyorum. Süleyman Soylu'yu da, Sayın İçişleri Bakanımızı da tarihe İstiklal Marşı'nın okunmasını yasaklayan İçişleri Bakanı olarak not düşülmesini, kayıda geçmesini özellikle izliyoruz ve görüyoruz. Biliyorsunuz kötü günlerden geçiyoruz. Birkaç gün önce burada yine bir basın toplantısı düzenledik. O zaman 34 şehidimiz vardı. Bu sayı 37'ye çıktı. Ve hem genel başkanımız, hem genel merkez yetkililerimiz, hem ben yaptığım basın açıklamamda üslubumuzu oldukça düzgün bir şekilde kullandık. Siyasi bir eleştiri yapmamaya özen gösterdik. Bu bir acıdır, hepimizin acısıdır. Bunun üzerinden siyaset yapılmamalı dedik. Ve ilçe başkanımızdan genel başkanımıza kadar da bu sorumlulukla hareket ettik. Ama biz bunu yaparken ülkeyi yönetenlerin tavrını gördükçe de derin üzüntüye gömüldük. Sayın Cumhurbaşkanımız 3 gün gecikmeli eski milletvekillerini onlarla siyaset yapmak için İstanbul'da bir salonda toplayıp o salonda önce ekonomideki, turizmdeki başarılarını anlattık. Acımızı hiçe sayıp daha sonra da birlik bütünlük içinde olmamız gereken bir günde ana muhalefet partisinin genel başkanına olmadık hakaretler etmiştir. Bu hepimizi üzmüştür ve Cumhuriyet Halk Partisi bu durumda göstermiş olduğu tavrın karşılığını alamamanın üzüntüsünü yaşamıştır. Gene Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında genel başkanımızla ilgili onursuz, haysiyetsiz, hain gibi asla kabul edemeyeceğimiz ifadeler kullanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili Engin Özkoç da aynı şekilde cevap verdiği zaman Türkiye'de bir linç kampanyası başlatılmıştır. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını yok sayıp ortasından kesip Engin Özkoç'un üzerine hem fiziki şiddet anlamında hem hukuku baskı altına alıp süreçleri hiçe sayıp fezlekeleri apar topar meclise sunmak anlamında büyük bir baskı kurulmuştur. Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanımızla ilgili sözleri eleştirilebilir. Doğru yanlış konusunda tartışmaya açıktır. Ama şunu bileceğiz ki Engin Özkoç'a verdiğimiz tepkiyi Sayın Cumhurbaşkanı'na vermiyorsak büyük bir ikiyüzlülük var. Engin Özkoç'un söyledikleri doğruysa Recep Tayyip Erdoğan'ınki de doğrudur. Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri yanlışsa Engin Özkoç'unki de yanlıştır. Tüm siyasetçiler siyasette temiz bir dil kullanmak zorundadır. Gene konuyla ilgili AK Parti İl Başkanı dün parti binasında bir basın toplantısı düzenleyip Cumhuriyet Halk Partisi'ne edep dersi vermeye çalışmış. Grup başkan vekilimizi de edepsizlikle suçlamıştı. Ben Sayın Altınsoy'a sormak istiyorum. Ben edep, edepsiz sözlerini böyle ulu orta kullanmaktan hoşlanan bir siyasetçi değilim. Çiftçinin derdini anlatan, sıkıntı yaşayan çiftçiye ananı da al git diyen dönemin başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın sözlerini edepli buluyor mu Sayın Altınsoy? Gene Soma'daki maden faciasında yakınlarını yitirdiği için acının etkisiyle tepki gösteren bir
vatandaşa İsrail dölü diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını edepli buluyor mu Sayın Hüseyin Altınsoy? Gene bir siyasi parti başkanına onun özel hayatından yola çıkarak zürriyetsiz, Allah bunu evlat da vermemiş denilmesini edepli buluyor mu? Bu ülkede bir siyasi grup topluluk olan ülkücülere yönelik. Ben bozkurtlarla dolaşmıyorum, eşrefi mahluk insanlarla dolaşıyorum. Bunlar kandan beslenen vampir diyen Sayın dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını edepli buluyor mu Sayın Hüseyin Altınsoy? Bu ülkenin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'e, İsmet İnönü'ye iki ayyaş diye hakaret eden Sayın Erdoğan'ın sözlerini edepli buluyor mu Hüseyin Altınsoy? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına Bay Kemal alçak, onursuz, hain diyen bir cumhurbaşkanının sözlerini cumhurbaşkanına yakışır ve edepli buluyor mu Sayın Altınsoy? Bu ülkede referandumda hayır oyu kullanan ya da seçimlerde Millet İttifakı'ndaki partilere oy verenlere gafil, vatan haini, terörist diyen cumhurbaşkanının dilini edepli buluyor mu Sayın Altınsoy? Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanı Deniz Baykal'a FETÖ kumpasıyla yapılan alçakça olayı siyaset meydanında belden aşağı kullanıp ne özeli bunda genel diye kükreyen Sayın Erdoğan'ın açıklamalarını edepli buluyor mu Hüseyin Altınsoy? Gene İstanbullunun 5 milyona yakın oy verip seçtiği Ekrem İmamoğlu'na ahmak diyen Süleyman Soylu'nun açıklamalarını edepli buluyor mu Hüseyin Altınsoy? Kendisini eleştiren Saadet Partili bir vatandaşa densiz denilmesini edepli buluyor mu Sayın Hüseyin Altınsoy? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına edepsiz, çirkef, sahtekar, düzenbaz, yalancı, alçak sözlerini kullanıp tazminat ödemeye mahkum olan Türk siyasetinin gelmiş geçmiş dili en kirli siyasetçisi Süleyman Soylu'nun açıklamalarını edepli buluyor mu Sayın Hüseyin Altınsoy? Sayın Cumhurbaşkanımızın makamının ve şahsının onurunun korunması ne kadar kıymetliyse bu ülkede 15 milyona yakın oy almış Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da onurunu korumak o kadar önemlidir, o kadar saygındır. Eğer Engin Özkoç'la ilgili Adalet Bakanı'nın hukuksal süreci içe sayıp apar topar savcılara talimatla fezleke hazırlanıyorsa, aynı fezleke Sayın Recep Tayyip Erdoğan için de hazırlanırsa biz adalete inanırız, vicdana inanırız, bu ülkede hukukun üstünlüğüne inanırız. Sayın Cumhurbaşkanımıza gene sormak isterim. Muhalefete, genel başkanımıza meydan boş o kadar hakaretler ediyor ki. Peki Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanımıza söylediği sözlerin onda birini senin ekonomini mahvederim diye tweet atan Trump'a söyleyebilmiş midir acaba? Gene daha geçtiğimiz günlerde verdiğimiz 37 şehidimizin sorumlusu perde arkasındaki Rusya'nın üstelik bir de aymazca askerlerimizi suçlayıp orada ne işiniz vardı diyen Putin'e dünkü görüşmede el pençe dizildiğimiz görüşmede o dili kullanabilmiş midir Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partili biri hakaret edince linç kampanyası başlatılacak. AK Partili biri yaptığı zaman ya bizim kıza da yakışıyor muamelesi yapılacak. Bu iki yüzlü tutarsız siyaset anlayışını kesinlikle reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Gene Sayın Hüseyin Altınsoy beyefendi buyurmuş ki işte biz PYD'nin Esad'ın inine girdikçe Cumhuriyet Halk Partisi rahatsız oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi bundan rahatsız olmaz Hüseyin Altınsoy. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rahatsız olduğu konuları ben size söyleyeyim. Bu ülkenin şerefli subaylarının başına çuval geçirildiği zaman nota verecek misiniz diye sorulduğu zaman ne notası, müzik notası diye alay edip Müslüman kanı içen Amerikan askerlerinin sağ salim yurduna dönmesi için dua eden bu ülkenin başbakanından biz rahatsız olmuştuk. Gene Dolmabahçe'de PKK'lılarla yapılan pazarlıktan biz rahatsız olmuştuk. Ha burada
çadır mahkemeleri kurup eli kanlı teröristleri davulla zurnayla karşılayıp konferans salonlarında konferans verdirilmesinden biz rahatsız olmuştuk. Oslo'da PKK ile yapılan pazarlıklardan biz rahatsız olmuştuk. Diyarbakır'da Şivan Perver'le kol kola şarkılar, türküler söyleyip Elebaşı Öcalan'ın mektubunun okunulmasından biz rahatsız olmuştuk. 29 Ekim gibi anlamlı bir günde PYD askerlerinin Biji Kürdistan diye Türk topraklarından geçirilmesinden biz rahatsız olmuştuk. 2017 referandumu öncesinde İstanbul Havalimanı'na sözde Kürdistan bayrağının asılmasından biz rahatsız olmuştuk. Kürdistan'ın kurucusu Barzani'nin AK Parti'nin kurultayında Türkiye seninle gurur duyuyor denilmesinden rahatsız olmuştuk. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bu topraklarda Kürdistan vardır, bağ gibi de kabul edeceksiniz sözünden biz rahatsız olmuştuk. Öcalan'ın kardeşinin devletin televizyonuna çıkartılıp siyasi mesajlar verdirilmesinden biz rahatsız olmuştuk. Terör elebaşı Öcalan'a devlet eliyle elçi gönderilmesinden ve onun mesajlarının okutulmasından biz rahatsız olmuştuk. Bu ülkenin namuslu insanlarını Ergenekon'da, Balyoz'da hücrelere dolduran FETÖ terör örgütünün elebaşı Öcalan'a siz özlem duyduğunuz zaman biz sizden rahatsız olmuştuk. Bunun çok iyi bilinmesini isteriz. Gene onurlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam bağımsız bu ülkenin Amerika ile Rusya arasında pimpon topu gibi bu hale getirilmesinden biz rahatsızız. Ve biz bir de Sayın Altunsoy, senin genel başkanının bu ülkenin içi yanarken, bu ülke yangın yeriyken Trump'la anılarını anlatıp kıkır kıkır gülmesinden rahatsız olduk. Üzüldük, icap duyduk, kabullenemedik. Başkomutanımız bu yası tutması gereken en üst düzey kişidir dedik. Ama maalesef bunu da yaşadık. Değerli arkadaşlarım, tabii ki Hüseyin Altunsoy bunları söylediği için cevap verdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti genel başkanı var, grup başkan vekilleri var, üst düzey yöneticiler var, milletvekilleri var. Bunlar yukarıda halleder. Biz Hüseyin Altunsoy'la şunları konuşalım. Mesela 2002 seçiminden bugüne vaat edilip yapılamayan demir yolunu konuşalım. İstediği mecrada, istediği televizyon kanalında, istediği ortamda bunu konuşalım. Niğde'ye, çevre illere kaptırdığımız havalarını konuşalım mesela. 17-18 yıllık tek başına iktidar. Bunu konuşalım. Gene çöplüğün ortasına kurulmuş insanlarımızın, vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin sağlığını hiçe sayan hastaneyi konuşalım. O hastanenin yerinin nasıl seçildiğini. Daha önce başka bir yer belirlenmişken hangi tapu kayıtlarından sonra oranın hastane olarak seçildiğini buyursun konuşalım. Doğu illerinden bile fazla yaşadığımız doktor açığını konuşalım. Bir hasta ziyaretine, hastaneye gittiğim zaman ben orada hasta yakınları etrafımızı sarıyorum. Şu alanda doktor yok, bu alanda doktor yok. İktidar Partisi İl Başkanı'yla biz bunları konuşalım. Eğitimde Aksaray son yıllarda 57. sıraya düştü. Bu eğitim politikasını konuşalım Sayın Hüseyin Altunsoy'la. Belediyenin 16 yıldır yapmadığı hizmetleri. Çevre illerimiz, gene AK Partili belediyeler şehirlerine çağ atlatırken Aksaray'ın hala Memiş Akın Başkan'ın yaptığı hizmetlerle kaldığını ve yerine hiçbir şey konulmadığını, trafik sorununu konuşalım, otopark sorununu konuşalım. Bir türlü çözülemeyen ve bizi Türkiye genelinde meşhur yapan içme suyu sorunumuzu konuşalım Sayın Hüseyin Altunsoy'la. Gene Hüseyin Altunsoy'la mecliste kürsünün yerini bilmeyen AK Parti'nin milletvekillerini konuşalım. Hangi sorunumuzu, hangi problemimizi, hangi zaman diliminde gündeme getirmiş Sayın Altunsoy'la biz bunu da konuşalım. Gene otoban Aksaray'ın yakınından bir hizmet geçiyor değerli arkadaşlarım. Ve maalesef tüm hizmetlerde Aksaray'ın ihmal edildiği gibi burada da otoban şehrimizi 35 kilometre geriden geçiyor. Sanayimizi
işte tesis turizmimizi baltalayıp Aksaray'la hiçbir faydası dokunmayan otobanı konuşalım. Sen iktidar partisinin il başkanısın kardeşim. İktidar partisinin il başkanısın. Karayolları Genel Müdürü'nün odasından çıkmayacaksın. Bayındırlık Bakanlığı'nın koridorunda yatacaksın ve bu otoban benim ilimden geçmek zorunda diyeceksin. Benim yatırımcımın demir yolunu yapmak zorundasın diyeceksin. Sen icra makamısın. Bizim böyle bir gücümüz yok. Vatandaş bize muhalefet görev vermiş. Ama sen bunları yapacaksın. Ondan sonra da seninle oturacağız, konuşacağız Sayın Altınsoy. Sözlerimi burada tamamlarken ne Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ne Sayın Grup Başkan Vekilimiz Engin Özkoç'un bu tarzdaki hitaplarını doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum. Siyasi nezaket ne koşulda olursa olsun asla vazgeçmememiz gereken bir konudur. Tüm siyasetçiler temiz bir dil kullanmak zorundadır. Eğer biz aynı hitapta cevap vermiyorsak buna gücümüzün yetmediğinden, korktuğumuzdan değil, edebimizin buna müsaade etmemesindendir diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.